LG K8 K350 DS 4G cihazlarda cihazımız şarj almadığında şema yardımıyla arızayı nasıl bulup tamir edeceğimizi bu video üzerinden kısaca izah etmeye çalışacağım. Cihazımızın şeması bu arkadaşlar. K8 4G cihazlarımızın şeması bunlar. Bu cihazlar çit hatlı. Bizim şarj soketimiz burası arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ayaktan oluşuyor anonçlar. 5 numaralı ayağımız şase, 1 numaralı ayağımız artı 5 volt ve bu ucumuz yani 5 voltumuzun giriş ucu. Burada diyotumuz da 5 volt olması lazım artısında. Kondansatör var C9202, direnç var R9201. Bu dirençleri, bu diyotu kontrol edelim. Bunlarda herhangi bir arıza varsa cihazımız yine şarj almaz. Buradan 5 volt devam ediyor. FL9201. Bu bizim sigorta bobinimiz arkadaşlar. Bir nevi bobin bu. Eğer bu koptuysa yine şarj olmaz. Çünkü bu tarafa, diğer tarafa voltajımız geçmez. Bunun da en güzel test yolu, diyotumuzun ayarında 5 volt varsa FL sigortamızın sağlam olup olmadığını anlamak için C9203'ün ayarında da 5 volt olması lazım. Bunu kontrol edelim. Şayet 5 volt burada sıkıntı yoksa, yani herhangi bir arıza yoksa burada, bunun devamında VBUS USB in diyor arkadaşlar. Buradan devam edeceğiz. VBUS USB in buraya geliyor. Burada da 5 voltumuz olacak. C4702'miz var burada. Kondansatör. Bunun ayağında 5 volt olacak. Bir ayağı şase. Şayet bu kondansatörümüz bozuksa yine şarj almaz. Kondansatörümüzü de kontrol edelim. Kondansatörümüz de sağlamsa en son bakacağımız nokta U4700. Buradan da VBAT demiş, batarya çıkış ucumuz. Parçaların yerlerini de gösterelim size arkadaşlar. FL9201 burada sigortamız. C9202 burada. D9201'imiz burada. C9203'ümüz de burada arkadaşlar. Özellikle bakacağımız ilk devre burası arkadaşlar. Diyotumuz, sigortamız, yani sigorta direncimiz, kondansatörümüz. Buradakilere baktıktan sonra devam edeceğiz. Burada herhangi bir parçada arıza yoksa, yanık veya patlak yoksa devam ettiğimizde U4700'ümüz burada. Şarj entegremiz. Şarj entegremizden önce C4702'miz de bu arkadaşlar. Bunu da kontrol edeceğiz. Bunda herhangi bir patlama veya kısa devre yoksa U4700 entegremizi değiştireceğiz. Kolay gelsin.